Şimdi buyurun bizler Muğla'ya doğru rotamızı çevirelim ve ciğer balıklaması tarifini öğrenelim. Hülya Hanım yapacak. Nasıl bir tarif olacak merak ediyorum. Buyurun Muğla'dayız. Merhabalar Özlem Hanım. Bugün sizlere Muğla usulü ciğer balıklama yapacağım. Geleneksel yemeklerimizin içerisindedir. Başka yörelerde olduğunu bugüne kadar hiç duymadım, görmedim. Belki yapılıyordur. Bu da bir Osmanlı yemeğidir. Bunun için malzemelerimiz ciğer, herhangi bir ciğerden olabilir. Kuzudan danaya kadar her tür ciğerden yapabiliriz. Bir miktar un kızartmak için kullanacağımız, zeytinyağımız, limon suyumuz, sarımsağımız ve tuzumuz. Sadece bu kadar. Nefis bir lezzettir. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Şimdi biz ciğerimizi aldık tahtamıza. Zarını temizledik, damarlarını temizledik, tertemiz hale getirdik. Şimdi bunu küçük parmağımız kalınlığında uzun dilimler halinde kesiyoruz. Şöyle göstermek gerekirse yaklaşık kalınlığımız şudur ve şekilde budur. Nefis bir lezzettir. Herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Son derece pratik bir hazırlaması vardır. Artı soğuk olarak da yenilebilen bir yemek türüdür. Yaptınız, akşam yediniz, arttı. Ertesi günde yiyebilirsiniz. Ekmek arası yapıp yiyebilirsiniz. Nefis bir lezzettir. Şimdi ciğerlerimizi gördüğünüz şekilde böyle böyle kestik. Şimdi bir miktar tuzu unumuza karıştırıyorum. Tuzunu oradan alacak. Önceden tuzlamıyoruz. Ciğeri ben hiçbir zaman yıkamıyorum. Çünkü besin öğelerini yitirsin istemediğim için. Yıkayanlar olabilir. Ama benim tavsiyem yıkanmaması yönünde. Şimdi yağımızı bir yandan ocağımıza alıyoruz. Biz Muğlalılar zeytinyağı ve sade yağ, tereyağından başka yağ kullanmayız. Soğuk sıkım zeytinyağımı ocağıma koydum. Evet, önlü arkalı ciğerlerimizi güzelce unluyoruz ve direkt kızmış olan yağımıza atıyoruz. Hazırlaması, pişirilmesi son derece basit ama son derece de lezzetli bir tat elde edeceksiniz denerseniz. Evet, ciğerlerimizin hepsine attık kızgın yağımıza. Şimdi önlü arkalı kızarmasını bekleyeceğiz. Evet, ciğerlerimizin bir tarafı kızardı. Şimdi diğer tarafını çeviriyoruz. Sadece bir kez çevirmek yeterli. Sürekli çevirme yaparsanız ciğer sertleşebilir. Onun için bir tarafı iyice kızarınca hemen diğer tarafını çeviriyoruz. Diğer tarafı da kızarınca servis tabağına alıp sosumuzu dökebiliriz. Sosumuz için sarımsak ve limonumuz var. Bu arada ben sarımsaklarımı dövüyorum. Bolca sarımsak. Ben biraz dövmüştüm zaten gördüğünüz gibi içerisinde. Şimdi bu kızartmış olduğumuz ciğerin yağını da şöyle bir çevirip bol limon suyuyla güzel aromalı bir sos elde etmiş olacağız. O sosu da ciğerlerimizin üzerine döküp afiyetle yiyeceğiz. Şimdi ciğerlerimizin diğer tarafının kızarmasını bekliyoruz sadece. Biz bugün dana ciğeri kullandık. Onun için biraz süreyi uzun tutuyorum. Eğer bu kuzu veya oğlak ciğeri olmuş olsaydı daha kısa sürede tutmuş olacaktık kızartmasını. Test etmek için maşamızı şöyle bir batırdığımız zaman rahatlıkla giriyor ise ve kan çıkmıyorsa zaten pişmiş demektir. Evet, pişmiş ciğerlerimiz. Testimizi de yaptık. Alabiliriz artık servis tabağımıza. Çünkü uzun süreli kalması sertleştirebilir. Evet, ciğerlerimiz pişti. Tabağımızı servis ediyoruz. Pişen ciğerlerimizi tabağımıza aldık. Bunun olmazsa olmazı mutlaka yanında acı biber deriz biz. Muğla Arnavut biberi. Şöyle küçük delip onları şöyle bir çeviriyorum. Çok yakışır. Zaten biberlerimiz çok kuru olduğu için hemen yağı görmesi onların çıtır çıtır olmasını sağlar. Yeterlidir kısa süreli tutmak. Biberlerimi de servis tabağıma alıyorum. Aynı yağın içerisinde dövülmüş sarımsağımı şöyle bir çevireceğim. Ocağımızın altını kıstık sarımsaklarımız yanmasın diye. Ağır ateşte sarımsağın aroması yağa geçinceye kadar karıştırarak çeviriyoruz. Bence yeterli sarımsakların aroması, bolca da limon suyu.
Bu sosu kaynatmıyoruz arkadaşlar. Yağın kendi sıcaklığıyla, alttan gelen hafif ısıyla kızartmış olduğumuz ciğerimizin üzerine sarımsaklı, limonlu, kendi yağında çevirmiş olduğumuz sosumuzu bolca döküyoruz. Nefis bir lezzettir. Mutlaka tavsiye ederim. Evimde sıklıkla yaptığım bir ciğer pişirme tekniğidir. Ciğer baliklamamızı servis tabağımıza aldık. Sosunu döktük. Biberimizi koyduk. Şimdi sıra geldi tadına bakmaya. Gel bakalım Helen. Birlikte bakalım yavrum. Şuradan bir parça Helen'e bir tutayım. Çok güzel olmuş. Sarımsağı da çok seviyorum. Ciğeri de. Oh kızıma afiyet olsun, yarasın. Bir parça ben de yiyeyim. Şimdi bu bir 10 dakika bu sosuyla beklese çok daha lezzetli olur. Biz artık sıcağı sıcağına tadına bakmış olduk. Nefis bir lezzet. Herkese tavsiye ediyorum yapmalarını. Çok kısa sürede hazırlanan bir tariftir zaten. Soğuk, sıcak olarak sofralarımızda tüketebileceğimiz nefis bir ciğer tarifi. Yapar da yerseniz afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.